Teşekkürler Onur'un sevek konuklarınıza yayınlar dileyelim. Trabzonspor iş transferde bir süredir Enis Destan'la sözleşme uzatma konusunda görüşmeler yapıyordu. Yapılan bu görüşmeler sonucunda da oyuncuyla 1 yıl opsiyonlu 5 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlandı. Böylelikle Enis Destan'ın sözleşmesi de 2028 yılına kadar uzatılmış olacak. Enis Destan özellikle son dönemdeki performansıyla dikkat çeken bir isimdi ve amili takımın da geniş havuzunda Montella tarafından takip edilen oyuncular arasında yer alıyordu. Kendisine maaş konusunda da yönetim kurulu bir düzenleme yaptı ve yakın zaman içerisinde belki bu transferi kamuya aydınlatma platformunda da resmi olarak duyuracaktır Trabzonspor Kulübü. Aynı zamanda senin de söylediğin gibi transferde de hareketli bir dönem yaşıyor Trabzonspor ve şu anda Ajaccio takımı, Fransa 2. Ligi'de Ajaccio takımında forma giyen Timko Folcarelli ile Trabzonspor'un görüşmeleri devam ediyor. Bu oyuncunun kulübüyle de Trabzonspor temaslarını sürdürüyor. Çünkü özellikle orta saha bölgesinde rekabet eden, rekabeti artıracak bir oyuncu arayışı vardı Trabzonspor'un. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan Alspor ekranlarında katıldığı programda şu ifadeyi kullanmıştı. Ya Marek Hamşik seviyesinde ya da Batista Mendy tarzında yatırım amaçlı bir transfer yapacağız demişti. Tercih şu anda yani Falcorelli transferi gerçekleşirse daha çok Batista Mendy tarzında yatırım geleceği olan bir isme dönmüş gibi gözüküyor. Çünkü Falcorelli 24 yaşında ve Scout ekibinin talebiyle bir süredir izlenen, takip edilen bir oyuncuydu. Diğer transfer hamlesi de Sevilla'da forma giyen Rafa Mir, 26 yaşındaki 1.91'lik forvet oyuncusunu Trabzonspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sevilla'yla ve oyuncuyla görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Torino ve Wolfsburg kulüpleri de bu oyuncu için devrede ama şu an itibariyle Trabzonspor'un bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Burada da yoğun bir süreç devam ediyor. Bir diğer önemli gelişme de Abdülkadir Ömür'le ilgili olarak bugün çok yüksek ihtimalle ilerleyen saatlerde kapı Abdülkadir Ömür transferinin Puls diye transferinin resmi olarak tamamlandığına dair de bir açıklama yapılacak gibi gözüküyor. Trabzonspor bir sonraki satışından %50 pay koydu oyuncunun sözleşmesine ve çeşitli bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon avro seviyelerinde bir rakama ulaştığı söyleniyor Abdülkadir Ömür'ün transferinin ama tabii bonuslarla birlikte bu rakama ulaşacak gibi gözüküyor. Bu transferde gün içerisinde büyük ihtimalle resmi olarak açıklanacak gibi gözüküyor. Şu an için oldukça yoğun bir gündeme girdi Trabzonspor. Bu gündem tabii ilerleyen saatlerde biraz daha hareketlenebilir. Onu da ifade etmekte fayda var. Bu arada şu anda da unuturuz ben Tefe 2. Lig Beyaz Grup'ta çok önemli bir maç var. 1461 Trabzon'da Esenler Erok karşılaşıyor. Liderle ikincinin maçı. İkinci olan 1461 Trabzon'un da maçı 1-0 önde götürdüğünü söyleyelim. Belki onlar da bir üst lige, birinci lige yükselme noktasında çok kritik bir sınav veriyor şu an itibariyle. İyi seyirler diliyoruz o halde. İki takıma da başarılar ve önemli detaylar aktardın transferle ilgili Trabzonspor'da merak edilenler. Özellikle Rafa Mir konusu merak ediliyor. O da biraz böyle Onuachu tarzı uzun boylu bir forvet Sevilla'dan. Bu sezon 2 gol atmış, 15 maç oynadı. Hani Onuachu tamam dönecek belki formayı alacak ama şimdi hem Enis'le uzatıldı hem Rafa Mir transferi gündemde. Ya, Ahmet de var altyapıdan. O yani, da uzun boylu yapılı iyi bir forvet. Evet, genelde o tarz santraforları tercih ediyor. İyi yetişen bir çocuk. Şimdi Sörlot ve Cornelius'tan sonra bir göz alışkanlığı oldu. Değil mi? Gerçekten öyle ama öyledir bu iş. Nasıl anlatayım sana? İşte atıyorum dersin ki X takımın iki tane hareketli kanadı tek başına kullanan beki var. Artık o format zamanla oturur. İşte Barcelona'nın belirli bir formatı vardır. Ajax'ın belirli bir şablonu vardır. Bazı takımlar şablonlarını teknik adamlara dayatır. Bazı takımlar gelen teknik adamın şablonunu benimser. Yani bilmiyorum ama şu anda ben Trabzonlu olsam Cornelius gittikten sonra boşluğa düşmüş gibi hissederdim ben de. Şimdi Onuachu boşluğu doldurdu ama bu sefer takımın arkası boş. Evet. Bir de şey de önemli tabii ara transfer olduğu için bazen istediğiniz oyuncuları istediğiniz kıvamda takıma gelmesini sağlayamayabilirsiniz. Çok zor çünkü oynayan oyuncuyu getirmek bu aşamada devre arasında herkes her kulüp kendi oynayan oyuncusunu bırakmak istemez.
bırakmak istediği veya talip olduğun oyuncu, oynayan oyuncuya talip olduğunda fiyatlar bir anda yükseliveriyor. Dolayısıyla da onlara iyi karar vermek lazım. Ayın 11'inde transferin son günü galiba. Hı hı. Avrupa Kupası'nda olan takımlarımız için de... 9'u hocam pardon. Pardon 9'u. 11 Ocak'ta başlayıp 9 Şubat'ta. Tamam. Ben tam tersini düşünüyorum. Netice itibariyle bakıldığında bugün Cuma günü galiba listelerin Avrupa Kupası. Önümüzdeki hafta pazartesi bitiyor işte. Bir sonraki. Listelerin de verilmesi gerekiyor UEFA'ya. Tabii UEFA listeleri var. Cuma gününe kadar, Cuma'da son günüymüş. O sırada iki tane kulübümüz Fenerbahçe ve Galatasaray listelerini bildirmek zorunda. Zor bir transfer. Yani transferleri gerçekleştirmek zor. İstediğin transferleri. Zaman bazen 1-2-3 tane alt alta koyarsınız, sıralama yaparsınız. Belki 1 olmayacak, 2 olmayacak, 3 olacak. Veyahut da başka bir alternatif başka bir isim çıkacak. Sizin kafanıza uyup uymayacağınız. Yani teknik adamlar karar verecek. Ekonomisi yönetimler karar verecek. Özetle ara transfer gerçekten kolay değil. Peki şimdi bir soru sorayım. Cevabı VTR'de ama tahmininizi alayım. Galatasaray bu sezon sol bekte kaç kişiyi denedi? 5. 7. Çık. 7. Evet Galatasaray 7. Berkan da eklendi ya en son maçta. Doğru 7. 6'ydı. İşte Berkan'ı da koyunca 7. Sol bek'e 7 oldu. Bununla ilgili ilginç bir VTR'miz var sevgili seyirciler. Onu bir ekrana getirelim. Emre Kaplan mı hazır? Tamam o zaman VTR'den önce Emre Kaplan'a soralım. Madem 7 sol bek'le oynadı Galatasaray 8.'si yolda. Kim olacak Emre Kaplan? İlk sorum hadi bu olsun sana. Hoş geldin. Teşekkürler Onur Yıldız. Öncelikle iyi yayınlar dileyelim. Hem size hem Serkan abi hem Cem Hoca'ya. O 7 isme bir yenisi mi eklenecek yoksa aslında tanıdık Galatasaray'ın da çok uzak olmadığı hatta kontratına sahip olduğu biri mi geri dönecek açıkçası burada bir belirsizlik devam ediyor. Galatasaray'da sol bek transferi çok uzun zamandır gündemde hatta belki geçen seneden beri gündemde çok fazla isim telaffuz edildi. Angelinho bu sene takıma katılan ilk transferlerden biriydi. Kampa yetişti ama o doku uyuşması gerçekleşmedi. İstenilen performans görülemedi. Devre arasında yine bir sol bek gündemi var ama artık yaklaşık 48 saatlik bir zaman kaldı Avrupa listelerinin teslimi için. Ve bu noktada da Galatasaray yönetiminin alternatifleri biraz azalıyor gibi gözüküyor. Dün itibariyle en başta aslında isminden çok bahsetmedik ama herhalde herkesin anlayacağı bir durum. Léo Dubois ihtimali biraz yükselmeye başladı Galatasaray'da. Başakşehir cephesiyle bir temas kuruldu. Oyuncu Galatasaray'dan kiralık olarak Başakşehir'de oynuyor bilindiği üzere. Sezon başında gitti. Galatasaray'da maaşının önemli bir kısmını ödüyor. Ve şu an ihtiyaçtan dolayı başkanlar düzeyinde Galatasaray ve Başakşehir kulüpleri arasında başkanlar düzeyinde bir girişim gerçekleşti Dubois'un geri dönüşüyle ilgili. Galatasaray yönetiminin şöyle bir tasarrufu var. Sacha Boey'e 30 milyon euro net bonservis artı 5 milyon euro bonuslarla gitti. Herkesin beklentisi tabii Sacha Boey'den ciddi bir para kazanıldı. Transfer harekatına ciddi bir yatırım yapılacak. Ama şu durumu da ifade etmekte fayda var ki aslında bu söylendiğinde biraz böyle sanki yönetim savunuluyormuş gibi algılanıyor. Ama işin gerçeği bu. 30 milyon euro Galatasaray'ın elde ettiği bonservis geliri bunda Ren kulübünün %15'lik payı var ve yanı sıra eski menajeriyle, oyuncunun eski menajeriyle yapılan anlaşma gereği %5'lik bir pay da oraya ödeniyor. Yani totalde çok uzatmadan söyleyelim Galatasaray'ın kasasına giren para şu an itibariyle, bonuslar sonra eklenecek tabii ki, 22-23 milyon euro civarında.